Selamun aleyküm arkadaşlar. Fatma'nın Çiçekli Dünyası kanalına hoş geldiniz arkadaşlarım. İnşallah hepiniz iyisinizdir. Ramazanlar güzel geçiyordur. Orucunuz güzel geçiyordur. Hepinizin de sağlığı, sıhhati inşallah yerindedir arkadaşlar. Bu arada yeni abonelerim gelmiş. Onlara da hoş geldiniz diyorum. Çok sağ olun diyorum. İnşallah bu yolculukta beraber görüşürüz, paylaşırız. Ben çiçeklerimi, siz beğenip beğenmediğinizi, desteğinizi gösterirsiniz. Hepinizden Allah razı olsun arkadaşlar. Çok teşekkür ederim. Aslında ben bu kanal YouTube'da çok aktif olamadım. İlk başladığımda kanalım iyi devam ediyordu. Sonra biraz ara vermek zorunda kaldım mecburiyetten. Tanıyan arkadaşlarım biliyor babamın rahatsızlığından dolayı. Her şey sağlık olsun arkadaşlar. Önce sağlık, gerisi her şey halloluyor. Her şey. Yapılmayacak, olmayacak. Altından kalmayacak bir şey yok ama sağlık elden gitti mi onu kazanmak zor. Onun için arkadaşlar lütfen sigara içiyorsanız sigaradan vazgeçin. Hele yeni başlayan genç çocuklarınız varsa, gençlerimiz eğer ki bir rast gelip beni izliyorsa, sigara içiyorsa, bilmiyorum gençlerin çok ilgisini çekecek kanal olmayabilirim. Onun için sizlerden ricam ne olursunuz sigara içmeyin, sigarayı bırakın. Sigara kadar kötü bir şey yok arkadaşlar. Benim babam 72-73 yaşında bu hastalığı buldu. Çocuk yaştan sigaraya başlamış. Uzun yıllarca sigara içti. Rahat 30 yıl. 30 yıl rahat içmiştir yani. 25 yıl falan olmuştu işte. 20 küsür yıl bırakalı. Bu hastalığı bulduğunda babam 20 yıldır sigara içmiyordu. Ama maalesef geçmişte almış tabii ki bunun şeyini. O da ilerleyen yaşlarda çıktı. Halbuki benim babam çok sağlıklıydı. Hiçbir şey yoktu arkadaşlar. Bizden sağlıklıydı maşallah ama bu hastalık onu yıprattı. O yaşına kadar şeker görmedi, tansiyon görmedi, hastane görmedi. Doktor görmemiştir yani. Gördüyse de bir iki belki o da çok şey yani hafif bir şeylerdendir. Hiç öyle bir ağır bir şey geçirmemiştir. Ama bu hastalık geldi buldu. Maalesef işte arkadaşlar. Onun için ben sizlerden lütfen yani bunu da kendime şey biliyorum. İçimde şey kalmasın. O kadar üzülüyorum ki. Böyle çocukların falan küçük çocukların sigara içtiğini görünce ya gideyim diyeyim içmen yavrum şunu ne olursunuz yapmayın bunu diyeyim diyorum. Sonra bilemiyorsun ki yani nasıl bir tepki alacağını. Artık insanlara da bir şey denilmiyor. İçimden o kadar geçiyor ki oğlum içme kızım içme bunu yapma kendine bunu. Babamın durumunu göstermek istiyorum ben. Yani bakın bu hale geliyorsunuz. Etmeyin bunu. Sonra başa geldikten sonra arkadaşlar çözümü yok, geri dönüşü yok. Maalesef bir de geç kalmış zaten babam. Şimdi başkalarının da şeyini kırmak istemiyorum. Erken teşhis tabii ki önemli. Lütfen kendiniz de sigara içiyorsanız falan en ufak kuşku duyuyorsanız sesinizde, boğazınızda takılmadır, acımadır. İhmal etmeyin arkadaşlar. İhmalin sonucu felaketin felaketi oluyor. Tamam bütün kanser hastalığı zor. Hepsi zor biliyorum. Çok zor. Ama özellikle arkadaşlar. Kemoterapi alan hastaların durumu zor. O kemoterapinin ne kadar zor geçtiğini biliyorum. Allah'ım yaşamadım ama yaşatmasın da. Yaşamış kadar görüyorum, gözlemliyorum. O hastanenin içinde artık insanın psikolojisi alt üst oluyor arkadaşlar. Ben biraz bir de
çok duygusalım. Belki daha çok empati kuruyorum. Bir genç görüyorum, o kadar yani başım dönüyor da. Yani o kendi çocuğum gibi, Allah'ım diyorum. Şuna bak, daha hayatının baharında. Kendimi çok şeye veriyorum arkadaşlar yani. Biraz soğukkanlı olamıyorum böyle durumlarda. Onun için ben bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Her gün çiçek videosu paylaşıyorum biliyorsunuz. Hem çiçeklerimi gösterip hem sizlerle bunu da kendimde görebildim arkadaşlar. Tabii ki belki de diyeceğim yani seni mi dinleyecekler diyeniniz olacak. Yani sen mi biliyorsun, ama ben içimden gelerek bunu yapmak istedim. Ne olursunuz sigara içiyorsanız bırakın. Sigara çok kötü, çok kötü arkadaşlar. Bu yolun dönüşü yok. Bu yolun harap ettiği, yıktığı şeylerin tamiri yok. Babam şimdi konuşamıyor. 2 yıldır bir insan konuşamıyor, kendini anlatamıyor. Dert üstüne dert denir ya arkadaşlar. Bu hastalık aslında moral hastalığı. Konuşabilse, kendini anlatabilse, biraz sohbet etse, biraz kafasını dağıtsa. Babamın bu yok. Anlatmak istediğini 2 kelimeyle. Onu da artık bıktı, yazmaktan da bıktı. Kendini anlatamamaktan da bıktı. O ayrı yürüyor. Yani bir iyi olmamasının sebebi de konuşamamak bence. Biraz konuşsaydı daha farklı olabilirdi her şey babam için. Bir de konuşmayı severdi. Türkü söylemeyi severdi. Şimdi ona türkü, bir yerden müzik sesi, türkü sesi gelse ona ızdırap veriyor, acı veriyor. Ona acı veriyor, bana acı veriyor. İşte böyle arkadaşlar. Lütfen sigara içiyorsanız bırakın. Özellikle gençler, ne olursunuz yapmayın, başlamayın. Yeni başladıysanız bırakın. Bu yolun sonu kötü. İlla ki kötü. 2 yıldır ben orada gözlemlediğim durum ne biliyor musunuz arkadaşlar? Her geçen yıl tıbbi onkolojinin, radyasyon onkolojisinin önünde insanlar çoğalıyor. Çoğalıyor, çoğalıyor. Yani o bölüm iğne atsan yere düşmeyecek denilir ya, o şekilde. Bakıyorum yaşlısı var, bakıyorum gençler var. 30'lu yaşlarda var, 17-16 yaşlarda var. O kadar üzülüyorum ki, onlara da üzülüyorum. Onun için ne olursunuz sigara falan içmeyin. İşte arkadaşlar, bugün sizlere belki de çok iç açıcı değil ama hem çiçeklerimi gösterdim, hem acizane içimden gelerek bunu gerçekten söylediğim gibi sokakta sigara içeni görüyorum. Yani tutup yapma, yapma bunu, içme bunu diyesim geliyor. Hele özellikle küçük, daha orta öğretim çocuklarını görüyorum. Yapmayın bunu diyesim geliyor. Onun için bunu yaşayan bilir. İşte dün itibariyle bakın, babam burnundan beslenmeye başladı. Önce yine yiyordu, içiyordu. Yaklaşık bir haftadır, 10 gündür yiyip içemiyor. Şu anda burnundan mama ile besleniyor. O kadar zor durum ki yani. Onun için de zor. Yakınlar için de, etrafında olanlar için de zor arkadaşlar. İlacı alıyorduk. Kemoterapimize ara verildi. Burnundan beslenmeye başladığı için, artık bir şey yiyip içemediği için boğazından. Zaten gırtlak tamamıyla yok alındığı için, gırtlağın bir faaliyeti olmadığı için, bilmiyorum işte arkadaşlar, zor günler yaşıyoruz. Rabbim kimseyi zorda darda koymasın. Rabbim dermansız dertlerle hiçbir kulunu sınamasın. Onun için tabii ki Rabbim sınamasın diyoruz, ama bizlerin de dikkat etmesi gereken şeyler var arkadaşlar. Bizlerinde sigara, alkol, sağlıksız beslenme, kirli hava, elinden geldiğinizce doğal beslenme, artık tabii onlar da yok toplumda. Toplumun beslenmesi de sıkıntıda her anlamda. Bulabiliyorsa da sağlıklısını bulabilmek zor.
Vallahi arkadaşlar, düşündünüz mü? Düşünüldü mü? Ben düşünüyorum zaten, bunlarla meşgulüm de. İnsan yıpranıyor. Ne yapacağını bilemiyor. Bilmiyorum artık. Belki ben içinde bu durumu yaşadığım için bu kadar şeyim, ama benim istediğim hiç kimse yaşamasın. Hiçbir şekilde bu lanet hastalığı hiçbir kimse yaşamasın arkadaşlar. Neyse arkadaşlar, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni gelen arkadaşlarım, tekrar hoş geldiniz, sefa geldiniz. Beni çok mutlu ettiniz. Sizlerle de şuradan 1-2 dakikada olsa, 5-10 dakikada olsa bir muhabbet etmek güzel bir şey. Desteklerinizi benden esirgemediğiniz için de teşekkür ederim arkadaşlar. İnşallah gün gün daha çok büyüyeceğiz, çoğalacağız. Burada işte çiçeklerimin bazılarını yeni diktim. İnanır mısınız? Artık bazen tek şeyim bunlar, biliyor musunuz? Kendimi azıcık da iyi hissettiğim şey bunlar. Şunların güzelliği, şunlara bakın. Bunları yeni diktim. Bu arada arkadaşlar, pencerem kirli görünüyor, onu da bahsedeyim. Yağmurlar falan yağdı ya arkadaşlar, ondan dolayı. Bir de bizim bu pencerelerimiz, biz silemiyoruz arkadaşlar. Bunu site yönetimi dışarıdan sildiriyor. Onun için bunu bizim silmemiz imkanı yok. Pencerelerimiz bizim şu şekil açılıyor. Çiçekten de açabilsem tabii. Şekil açılıyor, hem çiçeklerim havalansın. Bu şekil açılıyor arkadaşlar. Yani iş yerlerinin pencereleri gibi düşünün. Şöyle bakın. Bu yüzden biz de bunları silemiyoruz. Aslında öyle bir kısa videoda atmış, YouTube atmamıştım, doğru, başka bir yere atmıştım. Onun için yani penceremi de kirli diye düşünmeyin. Elimizden geldiğince tabii ki evimizin içine bakıyoruz, ama buraya yetişemiyorum, yani yapamıyorum. Bunu bayrama doğru temizletirler diye düşünüyorum. Toplu olarak yukarıdan ip sallayarak sildiriyorlar işte arkadaşlar. Neyse, her şey, keşke her şey onlar olsun. En basit işi olsun. Onlar silmek, temizlemek, bunlar insanların yapabileceği şey. Yapmasa da olur yani, kime ne, bilmiyorum. Ben o şeyleri kimsenin şeyine takılmıyorum. Ben benden sorumluyum. Başkası silerek, en ufak şeyi, lekeyi silerek mutlu olurdur. Ben de kendime göre tabii ki evime, duruma bakıyorum. Ama işte burayı silemiyorum. Şimdi bu video çekiyorum. Belki de öyle düşünen arkadaşlar olur diye. Onu da belirtmek istedim. Yani bu benim elimde olan bir şey değil arkadaşlarım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Tekrar görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı, sıhhatli kalın. Görüşmek dileğiyle.